Şöyle engelle Murat. Sorun tamam, çok süper. Buraya bakabilir miyiz keserken size zahmet? Teşekkür ederiz. Futbolun merkezini artık Ümraniye yapmak istiyorduk. Şimdi bunun arka tarafında da futbol akademisiyle alakalı bir yatırım planı var. Oranın da yeni sahalar ve tesisler yapacağız oraya. Bütün projeleri hazır. İlk başlangıcını buradan yaptık. Bütün futbol scouting biliyorsunuz şeydeydi. Fulya'daydı. Bir sürü yönetimimiz Fulya'daydı. Artık buraya taşınacaklar. Onun için de burada bir yere ihtiyacımız vardı. Ve bunu projelendirdik ve bitirdik. Bu işin bugüne gelmesinde Melih kardeşimin çok emeği, parası var. Onu da camiam adına tebrik ediyorum. Sağ olsun. Yusuf abinin adına Allah gani gani rahmet eylesin. Yusuf abinin adına bir tesisimiz vardı ama biz yönetime gelmeden evvel o tesis gitmişti. Onun ismine de bir şey yapmak istiyorduk. Burayı da Yusuf abinin ismini verdik. Onun ismini de yaşatmamız lazım camiamız açısından. Onun da ismini verdik. Onun için de çok mutluyum. Güzel oldu artık. Futbol A takımında bizim de mesela toplantılarımız oluyor, görüşmelerimiz oluyor. Transfer görüşmeleri oluyor. Bir sürü toplantılarımız oluyor. Ana binanın içerisinde futbolcuların olduğu yerde olmasını çok doğru bulmuyordum. Bunun ayrılması lazımdı. Şimdi burada ayrıldık. Ve futbol direktörü de olmak üzere yani Ali Naibi Bey de olmak üzere herkes bu tarafa geçiyor. Onun için de güzel bir bina oldu. Beşiktaş'a hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah geri kalanını da bizden sonra gelecek yönetimler yapıp bitirirler. Çünkü futbol aklının Ümraniye olması mecburiyeti var. Onda bir an evvel yapılması lazım. Bunlar şimdi seçim süreci. Ben aday değilim. Lütfen beni adaylık polemiklerin içerisine sokmayın. Ahmet abi diyeyim. Ahmet abiyle bizim aramızda tabii bir duygusal da bir şey var. Onun kırgınlıkları olur. Bugün olur, yarın öbür olur. Laflar çarpıtılır. Bu süreçte çok olur. Bazıları dolduruşa getirir. Öyle denir, böyle denir. Bunlar olur. Seçimin ben adayı değilim. Adayı olmuş olsam söylediklerine çok net cevaplar veririm. Ama şu anda söylediğim şey başka bir rotalara gider. Adaylar kendileri aralarında ve geçmişle alakalı değil. Gelecekle alakalı konuşmaları lazım. Yani kimse Beşiktaş'ın geçmişine aday değil. Gelecekte ne yapacaklarını anlatmaları lazım. Polemikleri soktuğumuz takdirde işte o onu dedi. İsmail de elinde gülle bana vurmaya kalktı. Öyle attık. Böyle hep bir mevzu çıkartırız yani. Onun için de çok böyle polemiklere girmek istemiyorum. Ama günü gelir ise bu seçimler biterse cevap vereceğim şeyler olursa veririm. Ben lafımı esirgemem. Şu anda polemiklere girmek istemiyorum. Aday değilim arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ın pazar günkü şeyinde aday değilim. Aday olacak arkadaşlar da önümüzdeki süreçte bakın ben bunu yaptım. Sahayı yaptım. Onu işte sahayı yaptık. Bütün hepsini bitirdik, ettik. Hepsini yaptık. İşte geleceklerde işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Borç, rahatsızlık aşağı nasıl indirecekler? Nasıl yönetecekler? Onları anlatsınlar. Şampiyon takımı nasıl yapmak için uğraşacaklar? İşte onları anlatmaları lazım. Çünkü geçmişi aday değiller, geleceğe adaylar. Geleceğe aday olanlar da genel kurul üyeleri, gelecekle alakalı şeyler. Polemik, o onu dedi, bu bunu dedi. Şu anda benim girmemem gerekli olan bir şey. Hatta belki o cuma dündü değil mi? Dün de mesela böyle bir konuşma olmamış olsa, bugün böyle bir konuşma olmayacaktı. Ama kırgınlıklar olur. Biz büyük bir camiayız, yarın barışırız, bir şey olmasın. Hayırlı olsun başkanım. Tamam, hayırlı olsun. Senin bugün antrenmanı yok mu? Sabah yaptım. Ha tamam işte benim için. Tamam tamam bir şeye bakacağım. Kolay gelsin.